Cumhuriyetli Yaşıt bu dükkandan çıkan çeşit çeşit kahveler 100 yıllık hatırı yaşatıyor. Ankara'da kuruluş tarihimiz 1922. Ama bunun daha evveliyatı var. İlk kuru kahveci Ankara'da dedem açıyor ama dedemin babası İstanbul'da 1890 yılında Kasımpaşa'da altı dükkan üsteye olan bir yerde kahveciliğe başlıyor. İlk kuran ismi Mehmet, İnce Mehmet diyorlarmış. 1971 senesinde devraldım ve 71'den beri de kahveciliğe devam ediyorum. Atatürk Anadolu Kulübü'ne boş zamanlarında gelip orada istirahat edermiş. Orada da bazı özel toplantılar yaparlarmış ve orada içermiş. Atatürk'ün kahve içen çok çok resimleri var. Kahveyi de severmiş. Dolayısıyla bizim kahveyi beğendiği için Anadolu Kulübü'nün yöneticilerine bizden almasını söylemiş ve o zamandan beri Anadolu Kulübü'ne kahve veriliyor. Halen de 51 senedir ben veriyorum. Valla işletmenin ayakta kalabilmesi için önce kaliteli üretim yapmak, işini severek yapmak ve müşteriyi memnun edebilmek, bunlar çok önemli faktörler. Zaten kahve bizim kültürümüzde çok önemli bir yer tutmakta. Kahveye biraz dikkat edip özen gösterince kahve işletmemiz devam ediyor, ayakta kalıyor. Dünya üzerinde ekvator kuşağında her tarafta kahve yetişmekte. Amerika'da, Afrika'da, Asya'da. Bu kuşağa denk gelen yerlerde hep kahveler çeşit çeşit. Ve ilk çıkış yeri Habeşistan. Habeşistan'dan çıkıyor, ondan sonra Yemen'e yayılıyor. Ondan sonra Brezilya'ya gidiyor. Ve Brezilya bugün dünyada bir numaralı kahve üreticisi konumunda. 20 çeşit kahve var Brezilya'da. Bizim kullandığımız cins de Brezilya dağ kahvesi. O çeşitten memnunuz, müşterimiz de memnun, onu kullanıyoruz. Atatürk Cumhuriyeti kurup da Türk milletine hediye ettiği zaman en güzel, en başarılı bir işi yapmıştır. Ve bu cumhuriyet devam ettiği sürece Türk kültürü de devam edecek. Kahve de bu kültürlerin içinde önemli bir yer tutmaktadır. Biz kahvemize dikkat edeceğiz. İşimizi severek yapacağız.